Merhabalar. 14 Ekim 2022 Cuma haftanın son işlem günü. Gerçekten yorucu bir haftaydı. Yoğun veriler vardı. Gerek Amerika tüfesi, üfesi, FED tutanakları mı dersiniz, Avrupa'da Lagarde'ın konuşmaları mı, FED üyeleri mi dersiniz. Yani baya baya böyle küreselde özellikle Amerika ve Avrupa yoğunlukta bir haftayı geride bıraktık. Neyse bugün son artık hafta sonu dinlenme zamanı. Şimdi bugün haftayı kapatırken de içeride konut satışları geldi arkadaşlar. Konut satış rakamları. Onu değerlendireceğiz beraber. Şimdi hani sürekli beni izleyenler şunu çok iyi biliyorlar. Ben Mart ayında ilk sinyaller gelmeye başlamıştı. Mart ayında söylemiştim yavaş yavaş bir yavaşlama olacak satışlarda diye. Bu sinyaller Nisan ayında güçlendi. Nisan Mayıs'ta çok güçlenmişti. Sebeplerim vardı. Yeni düzenlemeler geldi Nisan Mayıs'ta. Fiyatların aşırı fahiş oranda artması ve buna bağlı olarak da işte kredilerde bir BDDK düzenlemeleri, yatırımcılarla ilgili yapılan yeni düzenlemeler gibi gibi bir sürü sebep vardı. Dolayısıyla bir yavaşlama bekliyorduk ve bu yavaşlama da aslında Haziran'da kendini göstermeye başlamıştı. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapmıştı birçok insan. Ben de açıkçası hani bir yazı bir geçirelim dedim. Çünkü yazın işte bayram, seyran, insanlar tatilde genelde yaz ayları mevsim olarak da biraz durgun geçer. Bu nedenle hani biraz daha böyle Eylül'ü gördüğümüzde artık her şey daha da bir netleşmiş olacaktı. Hani benim açımdan netti aslında ama genelde gelen yorumlar işte bir yazı geçirelim bakın işte göreceksiniz hani birçok şey de değişebilir yazın rehaveti filan şeklinde. Neyse şimdi Eylül verileri geldi. Eylül'de arkadaşlar konut satışlarında düşüş serisi devam ediyor. Onu söyleyeyim. Yani resmi olarak Haziran'da düşmeye başlamış olan konut satışları Eylül ayında da düşüşünü sürdürüyor. Geçen senenin aynı ayına göre %22.9 bir azalma var. Yani ne kadar satılmış konut baktığımız zaman 113.400 adet konut satıldığını görüyoruz. Bu 113.400 adet konutun kredili satış bölümünde çok ciddi bir gerileme var ipotekli konut satışlarında. Toplam konut satışları içerisindeki payı %15'e kadar geriledi ki bu rakam %21-22'lere çıkmıştı bu sene içerisinde. Şu anda %15'lere kadar gerilediğini görüyoruz ve %43 geçen yıla göre bir düşüş var konut kredili konut satışlarında, ipotekli satışlarda. Yaklaşık 17.000, 16.970, 17.000 adet diyelim biz buna yuvarlayalım. Krediyle konut almış insanlar. Çok düşük bir oran. Bunun tabii sebepleri var. Hem bankalar kredi vermeye çok yanaşmıyorlar. Hem de verilen kredilerin rakam olarak oranı çok düşük. Yani 300.000'in üzerinde hemen hemen kredi alan yok gibi bir durum var. Gelen bilgiler bu şekilde. Dolayısıyla yapılan konut satışlarının 96.500 adedi nakit cash yapılmış. Yani cash on the board derler ya aynen öyle nakit satış yapılmış. Parayı koymuş insanlar almışlar evlerini ve toplamda da 113.000 adet konut satıldığını görüyoruz. Değerlendireceğiz merak etmeyin. Önce bir rakamları vermek istiyorum size. Yabancılara bakalım. Yani şimdi birinci el, ikinci el orada pek büyük bir değişim yok. Hala sıfır konutlar işte %31.7 oranında. Yani küçük bir miktar artış var. Bu da hani birinci sıfır konutların bir miktar böyle yeni yapılan konut projelerinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ama yine ikinci elde konut satışları çok daha yüksek. Yani %68.3. Yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımız zaman orada da 5.000 civarında bir konut satıldığını görüyoruz. İyi bir parça azıcık da olsa bir gerileme var gibi. Geçen ay 5.273 gelmişti. Ama yıllara baktığımız zaman 2020 yılından aynı ayına göre yani hemen hemen 2020, 21 ve 22 3 seneyi değerlendirdiğimiz zaman en düşük yabancı konut satış zamanı. Ve yine yabancılara konut satışına baktığımız zaman en fazla yine Rusya 1196 adet konut almışlar ki bunlar Antalya'dan alıyorlar daha çok. Sonra İran geliyor, Irak geliyor ilk 3 sırada. 4. sırada Almanya geliyor 225 adet konut almış. Kazakistan var, Ukrayna var, Kuveyt var, Arabistan var, İngiltere, Azerbaycan, Amerika, Afganistan. Tabii bunlar çok böyle hani 50 adet, 100 adet şekle gidiyor. Biz burada ilk 3'ü değerlendireceğiz. İlk 3'ün içerisinde de 1. sıra Rusya, 2. sıra İran, 3. sıra Irak var. Arkadaşlar öyle söyleyeyim. Afganistan varmış 95 adet hani burada ilgimizi çekecek olan. Çin'den var 49 adet. İsrail var 53 adet.
Avrupa'dan da ufak ufak alımlar olduğunu görüyoruz. Neyse, şimdi şöyle yapalım isterseniz, bunu bir değerlendirelim konut satışlarını. Bu arada burada İstanbul Gayrimenkul Değerleme Ahmet Bey'in sayfasından, onların yaptığı İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin grafikleri var. Ondan biraz yararlanarak da yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. Mesela mesai günü başına baktığımız zaman, hani mesai günü başına ne kadarlık konut satılmış 2022 içerisinde, bunun işte Haziran'dan itibaren düşmeye başladık diyoruz ya, hakikaten mesai günü olarak da baktığımız zaman da bu düşüş serisinin devam ettiğini görüyoruz. Eylül ayında 5200 adet konut satılmış mesai başına. Yani konut satışları mesai başına da hesapladığımız zaman, ay ay değil çünkü aylık hani yanıltıyor falan diyenler var, merak etmeyin biz onun hesabını yapıyoruz. Yani yok bayram var, yok hafta sonu var, yok seyran var falan, onlar da düşülerek söyleniyor. Şu çok önemli, Eylül ayını değerlendirdiğimiz zaman 2013 yılından bu yanaki en düşük Eylül ayı şu rakamı var. Yani Eylül'de 5200 adet, şöyle bakalım, Eylül ayında mesai günü olarak değerlendirdiğimiz zaman son 7 yılın en düşük konut satışını yapmışız. Bakın, son 7 yılın en düşük konut satışı Eylül ayında gelmiş, mesai günü başına değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar. Yani tamamen bir düşüş serisine girmiş durumdayız resmi olarak Haziran ayında. Ve toplamda konut satışları yıllar içerisinde baktığımız zaman Eylül ayında 113.000 konut satılmış. Bu rakam şöyle söyleyeyim, 2017'nin altında, 2018, yani 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Yani hemen hemen son 6 yılın, evet hemen hemen değil, son 6 yılın en düşük 2022 yılı Eylül ayı, Eylül ayı olarak değerlendirdiğimiz zaman 2017'den bu yanaki en düşük satışlar gerçekleşmiş arkadaşlar Eylül ayında. Hatta 2013'e kadar da geri gidelim. 2013 yılında 102.000 adet, 2014'te 115.000 adet. Yani hani 2013'ten bu yana baktığımız zaman da 2013, 15 ve 16 bir parça düşük, ama yani ondan sonra 2022 geliyor. Yani ne kadar düşük olduğunu aslında anlatmaya çalışıyorum. Bu nedenle veriyorum bu rakamları size. Ne kadar düşük olduğunu anlayın diye, düştüğünü anlayın diye daha doğrusu. Dolayısıyla şimdi konut fiyatlarına bunun yansıması ne olur? Şimdi şöyle bir şey dedik. Ne dedik? Biz dedik ki konut satışları düşecek. Bunun sinyali Mart ayında geldi. Nisan'da sinyaller kesinleşti. Hakikaten satış rakamları düşmeye başladı. Normalde satışlar düştüğü zaman bunun fiyatlara yansıyor olması lazım arkadaşlar. Aslında ilan sitelerine baktığımız zaman düşüşler var. Ama yani şimdi satışlardaki düşüşün böyle aynı şekilde fiyatlara yansımasını tam anlamıyla beklemeyin. Bu bir. Çünkü neden? Bu satış hızının devam etmesi lazım. Yani yavaşlamanın devam ediyor olması lazım. Bu önemli. Daha yeni yeni yansımaya başladı resmi olarak Haziran'dan bu yana. Yani düşüşün devam etmesi gerekiyor satışlarda rakamlara yansımasını tam anlamıyla görebilmemiz için. Şu anda yansıma var düşüş anlamında, ama lokal yansımalar görüyoruz. Yani ilan sitelerine baktığımız zaman bazı bölgelerde, özellikle mesela şöyle söyleyeyim, talebin yüksek olduğu yerlerde, işte Antalya gibi, İstanbul'un bazı ilçeleri gibi, ondan sonra işte Ege'de bazı yerler gibi, yani daha çok böyle talebin yüksek olduğu ve yabancıların özellikle talep gösterdiği yerlerde fiyatların düştüğünü görmüyoruz. Onu söyleyeyim, fiyatların düştüğünü görmüyoruz, hatta yükselişler olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye'nin geneline bunu söylememiz çok zor. Yani Türkiye'nin her yeri aynı şekilde düşmediği gibi aynı şekilde de yükselmiyor. Aynı şekilde yükselmediği gibi aynı şekilde düşmeyecek arkadaşlar. Bu kademeli olacak. Yani peyderpey olacak. Ve hani satış hızının da düşüşte devam ediyor olması kaydıyla. Dolayısıyla şu anda düşüşlere baktığımız zaman yer yer düşüşler var. Bazıları kabul etmiyor olabilir.
Neden kabul etmiyor? Gelen yorumlara baktığım zaman, çünkü şöyle diyorlar ya, bizim burada işte benim takip ettiğim ev şu fiyattı, bugün bu fiyat oldu. Doğru. Şimdi düşüş arkadaşlar yavaş yavaş Haziran'dan bu yana ya başladı aslına bakarsanız. Yani yansıma Haziran'dan bu yana başladı. Zaten çok yükselmişti. Yani Mart'ta, Nisan, Mayıs buralarda yükseliş devam etti. Haziran yükseliş devam etti ama yaz aylarıyla beraber satış hızının düşmesiyle birlikte yer yer lokal olarak, bölge olarak düşüşler var mı? Evet var. Bu düşüşler genelde %5 ile %15 arasında değişiyor benim gördüğüm kadarıyla. Yerden yere değişiyor. Ve şöyle bir durum vardı. Satılmayan konutlar bugüne kadar satılmadı mı üzerine bindire bindire gidiyorlardı. Yani sürekli üzerine işte bu ay biraz daha koy, biraz daha koy. Satılmadı mı yine koy. 6 ay, 1 sene bekliyor ev ama fark etmez, üzerine koya koya gidiyordu. Dolayısıyla biz onu ilan sitelerinde hep yükselmiş olarak görüyorduk. Şu anda biraz daha fiyatlarda yatay bir seyir var. Yani üzerine koymak yerine ya da üzerine bir miktar konuyor olsa bile bazı yerler hala koyuyor. Ama gerçek anlamda ben burayı satmak istiyorum, sıkıştım, ihtiyacım var ve ben gerçek satıcıyım ve satmak istiyorsam eğer fiyatımı biraz yumuşatmam gerekiyor. Ve bu yumuşatma nasıl? İşte yüzde dediğim gibi %5 ile %15 arasında bir yumuşama olduğu benim gözlemim. Yani ilan sitelerinden gözlemlediğim kadarıyla daha doğrusu. Dolayısıyla hani şu anda bütün Türkiye'de bir düşüş oldu veya işte bütün Türkiye yükseliyor şöyle böyle demek yanlış olur. Bölge bölge, şehir şehir, hatta şöyle söyleyeyim ilçe ilçe, hatta mahalle mahalle, hatta projeden projeye fark ettiğini söylemek istiyorum. Ama bir düşüş var mı? Kesinlikle lokal de olsa bölgeden bölgeye, ilden ile, ilçeden ilçeye değişen şeyler var. Yani indirimler var. Tabii şimdi burada şu çok önemli. Fiyatlar hani düşmeye devam eder mi? Yani bu hızlanır mı diye soracaksınız. Şöyle bir durum var. Satışlar düşmeye devam ettikçe fiyatlar da yumuşama devam edecek. Yani ya yatayda kalacak, ama özellikle ben satmak istiyorum. Gerçek anlamda satıcılar fiyatları bir miktar yumuşatarak satmak zorundalar. Bir de sıkışanlar olacak. Bu sıkışanlar da otomatikman fiyatları bir miktar düşürecekler. Mesela ben eğer ev alacaksam biraz buraları takip ederim açıkçası. Çünkü böyle zamanlar alım anlamında aslında hani böyle rahatladığımız, güzel, relaxte, güzel fiyatlar aldı başını gitmiyor. Şu an hani ortalık biraz daha relax durumda. Dolayısıyla hani böyle araştırma yapmak için, almak için, sıkışanları takip etmek için güzel zamanlar olduğunu düşünüyorum. Yani almamak değil, alım için fırsat kovalamak gerekiyor. Çünkü bu satış hızının daha ne kadar düşeceğini bilmiyoruz. Ne kadar yavaşlayacağını bilmiyoruz. Neden diyeceksiniz? Şu anda kredi kısmı çok önemli. Çünkü bankalar muslukları kapatmış durumdalar. Vermek istemiyorlar. 300 bin lira maksimum, 300 bin liranın üzerinde 301 bin lira kullandırım yapmıyorlar. Eve gittiğiniz zaman aldığımız, bulduğumuz evlerin fiyatları malum zaten. Hani böyle 2 milyon, 3 milyon, hani 1 milyona ev yok gibi bir şey. Dolayısıyla hani bu kredide hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Hani nakit paranızın oluyor olması lazım. Dolayısıyla hani kredi musluklarının açılması gerekiyor. Yani kredi muslukları açıldığı zaman insanlar, şimdi diyeceksiniz ki ya ben o kredi taksitleri nasıl ödeyeyim? Doğru, haklısınız. Ama ödeyen de büyük bir kitle var. Ne yapıyor? Diyor ki enflasyonun altında bana banka bir kredi kullandırıyorsa ben bu krediyi kullanırım. İhtiyacı olmasa bile gidip o krediyi kullanıyor. Ve o zaman otomatikman alım geliyor ve otomatikman fiyatları şişiriyor bu. Yani fiyatlar bir anda yükselişe geçiyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ne zamanki kredi muslukları açıldı, bunu takip edin arkadaşlar. Ne zaman fiyatlar tekrar yukarı çıkmaya başlayacak? Kredi muslukları açılıncaya kadar. Yani kredi muslukları ne zamanki açıldı, o zaman fiyatlar bir anda tekrardan yukarı çıkmaya, zıplamaya başlayacak arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Mesela Amerika'dan konut satış rakamlarına bakıyoruz. Amerika'da mortgage kredileri %6.90, yani baya böyle hani son 20-30 yılın zirvesi bir rakamda, çok yüksek, %7'lere dayandı, hatta 7'yi bile geçmişti dün en son baktığımda. Dolayısıyla oradaki mesela kredi faizlerinde fahiş oranda artmasından dolayı konut satışlarında da orada da bir düşüş var. Böyle zamanlar yani düştükçe takip etmek, doğru evi kovalamak, doğru fiyattan almak gerekiyor. Çünkü uzun vadede fiyatlar artmaya devam ediyor.
edecek. Çünkü enflasyon var arkadaşlar. Yani enflasyon, yüksek enflasyon olduğu ortamda hiçbir şeyin fiyatı düşmez. Konut fiyatları da uzun vadede düşmeyecek, artmaya devam edecek. Orta uzun vadede, hatta öyle söyleyeyim. Ama kredi muslukları açılmazsa eğer, biraz da arz olursa, biraz daha bu yatay görüntü, biraz daha yer yer düşüşlerin devam edeceğini düşünüyorum. Yani önemli olan talebi patlatmayalım. İnşaat maliyet artışı yine geldi. İnşaat maliyetinde artış devam ediyor ama hani aylık baza baktığımız zaman artış var. Fakat çok da önemli bir artış, yani çok hani yüksek bir artış değil, biraz daha düşük bir artış. %117 toplamda baktığınız zaman inşaat maliyetlerindeki artış. Biz biliyoruz ki konut fiyatlarındaki bu fahiş orandaki artış yüksek talepten kaynaklandı. Yani inşaat maliyetlerinin etkisi var ama yüksek talep çok etkili oldu. Çünkü enflasyondan kaçışta sığınma limanı oldu. Ve yatırımcıların da burası şeyi oldu, yani korunma yeri oldu. Yatırımcılar çok hücum etti. Bu nedenle fiyatlar aldı başını gitti. Yani neticede uzun vadede yükselmeye devam edecek, enflasyondan kaçış yok. Dolayısıyla da bu zamanlar kredi muslukları açılıncaya kadar, talep canlanıncaya kadar en azından doğru fiyattan yer kovalanabilir, alınabilir diye düşünüyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir elbette. Kredi maksimum oranda kullanılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü enflasyonun çok altında bir kredi şeyimiz var. Kredi kullanımı, kredi faiz oranı var. Zaten bu nedenle aslında bankalarda çok da böyle kullandırmak istemiyorlar krediyi. Orada musluklar biraz kapanmış durumda gibi gibi. Konutta ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Şimdi ben biliyorum ki birçoğunuz hani özellikle işte altında, mesela altına olanlar, dövizi olanlar hani bekleyelim mi, satalım mı, ev alalım mı diyorlar. Bence hani şöyle düşünüyorum ben kendi adıma, yani bu yıl sonuna kadar, çünkü artık vakit çok daraldı. Yani Ekim'deyiz, Ekim'i de ortaladık. Kasım, Aralık var, 2,5 ay. Yani şu yıl sonuna kadar altında, dövizde, neyse elinizdeki, yani hani ne diyelim, hani bir hedeflediğiniz bir oran, bir rakam varsa en azından bir kısmı satılıp, bir kısım kredi çekilip bir şekilde alınabilir diye düşünüyorum. Beklentim zaten özellikle altın tarafında yıl sonuna doğru bir hareket. Minimum 1200 bekliyorum ama ne zaman geleceğini konusunda bilmiyorum. Hani bu bir öngörü tabii, olur ya da olmaz ama en azından bir 1200'ü göreceğimizi düşünüyorum. Kurda da beklentim yine yıl sonuna doğru en az bir 20-21'ler olduğu için hani isteyen bekler, isteyen bir kısmını satıp, hani benim evim yok, ben almak istiyorum, ben olsam hani kendime yılbaşına kadar hani bu süre içerisinde ev ararım, o evi, doğru evi bulurum ve bu süre içerisinde de altın, elimdeki varlıklar belli bir noktaya gelir. O noktaya geldiğinde de kademeli satışlar yaparak bir şekilde maksimum kredi kullanarak o evi almaya çalışırım. Özellikle evi olmayanlar için bahsediyorum. Çünkü bu böyle şey değil, yani evim yok, altından ben biraz para kazanacağım diye o evi de kaçırmak istemem açıkçası. Şimdi konutla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu arada hani enflasyonla ilgili size küçük bir şey vereyim. Dün eve klima alacağım. Klima bozuldu. Her sene aldığım yer, yani geçen sene de aynı yerden almıştım. Aldığım yere ve aynı zamanda, tesadüf, geçen sene de bu zamanlar gitmiştim. Neyse, şöyle söyleyeyim. Aldığım klimanın fiyatı aynısı arkadaşlar. Şöyle yüzde kaç artmış? 3 katı artmış. Tam 3 katı olmuş. Aldığım klima bildiğiniz 3 katı olmuş. Dedim ki bu nasıl bir artış? Hani konuştuk, bu nasıl bir artış dedim. Çok değil mi bu? Vallahi dedi işte hanımefendi, Hatice Hanım, yani öyle TÜİK'in açıkladığı gibi bir enflasyon yok. Ve hani bize gelen bilgi Kasım, Aralık, Ocak her ayın birinde düzenli fiyat artışı yapılacak şeklinde bir uyarı geldi, bir bilgi geldi. Dolayısıyla da 1 Kasım'da yine fiyat artışı var, 1 Aralık yine fiyat artışı var. Yani düzenli olarak biz her ay fiyatlar artmaya devam edecek. Hani dolayısıyla hani TÜİK'in gösterdiği gibi %80'lik bir enflasyon yok. Gördüğünüz gibi 3 katına çıkmış durumda gibi bir şey söyledi. Yani şöyle söyleyeyim, bugün dünden pahalı olabilir ama yarından ucuz. Arkadaşlar öyle bir durum var. Hani kaçırdım, aldı fiyatı, işte insan üzülüyor tabii, keşke geçen sene alsaydım, bu işi bitirseydim dedim mesela kendi adıma. Sonra da düşündüm ki, dedim ki evet, bugün
Geçen seneye göre pahalı ama önümüzdeki sene için bayağı hani uygun bir rakam. O nedenle çok da ertelemenin bir anlamı yok şeklinde. Böyle bir şey oldu. Yani enflasyonla alakalı bir, yani böyle birebir yaşadığım bir olay, onu anlatayım size dedim. Şimdi arkadaşlar, dün Amerika enflasyonu biliyorsunuz geldi. Piyasaları şöyle bir salladı. Bir hallaç pamuğu gibi attı. Önce çok böyle ciddi şelale gibi bir düşüş oldu. Dolar endeksi 114'lere gitti. Sonra tekrardan toparladı. Yani oradan hani bir dipten döndü. Çok kısa sürdü satış. Sonradan tekrar alım geldi. İşte biraz bu işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geldi. Orada bir yükseliş var. Onu da fiyatlamış olabilir ama neticede bir yerden dönmesi gerekiyordu. Çünkü zaten piyasa 2022'deki bütün faizleri fiyatladı. Yani 75'i fiyatladı, 50'yi fiyatladı FED tarafında. Dolayısıyla da hani tekrar bir satış gördü, bir dibi gördü, oradan tekrar yukarı çıktı. Bu arada hani hisse senedi piyasaları Amerika borsalarında %2'lere yakın, 2,5'lara yakın yükselişler olduğunu gördük. Dolar endeksi gevşedi, tekrar 112, 113'ün altına geldi ama hala güçlü, yani 112,95'te şu anda. Yani bu dalgalı seyir, bu volatilite devam edecek. Onu öncelikle söyleyeyim. Ne kadar enflasyon olursa olsun sonuçta piyasa hani Fed'in faiz artışlarını en azından 2022 için fiyatladı. Ara ara satışlar alım için değerlendirilecek. Ara ara yeşillenecek. Millet kar alacak. Kardan sonra tekrardan satışa dönecek. Yani bu piyasa bir müddet böyle gidecekmiş gibi duruyor. Çünkü FED de bu arada FED'in politikasında herhangi bir değişiklik yok. Yani faiz artışları devam, agresif olmaya devam. Ama gevşeme noktasında ne zaman gevşeyecek kısmı oldukça önemli. Onu takip edeceğiz. Altında çok büyük bir düşüş olmadı. Altın tabii satış çok derinleşmeyince çok hızlı toparladı. 1652 dolar şu anda. Dün 1670 dolara buradan bir döndü, 1652 dolardan 1670 dolara kadar tekrar çıktı. Şu an tekrardan aynı desteğe gelmiş görünüyor, 1652 dolarda. Gram altın yine işte 1000 TL civarında seyrediyor. Gram altın tarafında hani 1000 liranın üzerinde kalıcı olması çok önemli. Yani burada 1000 liranın üzerinde kalması hani bu yukarı çıkmasını da destekliyor bir anlamda. Ama 1000'in altında biraz hani satış yeme ihtimalini de güçlendiriyor diğer taraftan. Ama gram altında hedef yıl sonuna kadar dolar TL'nin de desteğini de düşünürsek eğer, bana göre bir şekilde 1150-1200'leri göreceğimizi düşünüyorum. Kriptolar yeşillendi arkadaşlar. Kripto parayı merak edenler, Fed'in bu alım kriptoya da yaradı. Bitcoin şu anda bir 20 bin dolarları zorluyor gördüğümüz kadarıyla. Hani Fed'in hamleleri kripto paraları da Bitcoin, Ethereum hepsini de olumlu anlamda etkiledi diyebiliriz. Yani olumsuz etkiledi de piyasa yeşile dönünce burası da yeşillendi arkadaşlar. Bu arada bir kampanya hatırlatması yapmak istiyorum yayını kapatmadan önce. Bugün son gün bu arada. Bitlo, biliyorsunuz bizim yerli kripto para borsamız, aynı zamanda işte Bitlo ile benim bir çalışmam var zaten, biliyorsunuz. Bizim kanala özel bir kampanya düzenlemişti. 7 Ekim 14 Ekim arası. Bugün 14 Ekim ve son gün, hatırlatma yapmak istiyorum. Yeni üye olanlar, aşağıya videonun açıklama kısmına bir link bırakıyorum. O linkten girip üye oluyorsunuz. Orada bir mail adresi, bir telefon, TC kimlik numarasıyla üye olduktan sonra hesabınıza 30 TL'lik bir kripto para hediye ediliyor, ya da 30 USDT hediye ediliyor, öyle söyleyelim. Pardon, özür dilerim. 30 TL karşılığı USDT ya da 30 TL hediye ediyor. Siz TL olarak düşünün. Hediye edilecek, kripto para hediye edilecek ve komisyonda da %25'lik bir komisyon indirimi almış olacaksınız. Bugün son gün. Dolayısıyla yeni üye olanlara böyle bir kampanya değerlendirmek isteyenler, yatırım tavsiyesi değildir. Sadece değerlendirmek isteyenler, meraklı olanlar, bir gireyim bakayım diyenler, biraz hediye alayım, kampanyadan faydalanayım diyenler için duyurulur. Çok iyi bakın kendinize. İyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Harika bir hafta sonu geçirin. Keyfinize bakın. Sonra zaten çok yoğun bir hafta bizi bekliyor olacak. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.